Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri son yıllarda NATO ve ABD ile ilişkilerde önemli rahatsızlıklara neden oldu. Washington, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı, teslimatlarını durdurdu, yaptırımlar uyguladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından S-400'ler başka bir boyutuyla şimdi gündemde. Uluslararası medyada yer alan iddialara göre Washington, Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya vermesini istedi. Ancak bu iddia Türk ve ABD'li yetkililer tarafından doğrulanmadı. Almanya Bilim ve Siyaset Vakfı savunma uzmanı Tuğba Eldem'e göre S-400 sorununun çözülmesi iyi ancak... Aslında bu S-400 konusunun her iki tarafı da, yani hem Türkiye'yi hem Amerika'yı hem Türkiye-NATO işbirliği açısından hani çözülmesi aslında olumlu. Ama içinde bulunduğumuz ve şu anda Avrupa'yı esir alan savaş koşulları içerisinde S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesi... Hem teknik hem uluslararası diplomasi hem de Rusya ile ikili ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkiler açısından birçok sorunu gündeme getiriyor. Uzmanlara göre sistemin başka bir ülkeye verilmesi teknik olarak zaten mümkün değil. Bu tür sistemlerde bir yabancı ülkeden bir silah sistemi alırken İngilizce karşılığıyla söylüyor çünkü çok savunmada o şekilde kullanılıyor. End User Certificate, yani son kullanıcı sertifikası alınır. Bu şu demektir, ben bunu alacağım ve sadece ben kullanacağım. Başka hiç kimseye bunu satmayacağım, devretmeyeceğim, iletmeyeceğim, transfer etmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım. Bu bende kalacak. Benzer tartışmalar nedeniyle Rusya daha önce de açıklama yapmış, Türkiye'nin kendilerinin izni olmadan S-400'leri başka ülkelere gönderemeyeceğini belirtmişti. Bunların Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya verilmesinin siyasi riskleri de var. En önemli risk, savaşı genişletip Türkiye'yi de göbeğine çekecek bir eylemi konuşuyoruz. Ve üstelik bu öyle bir şey ki, NATO'nun da aslında riske gireceği bir şey. Polonya'nın suları, MiG'leri, uçakları veremediği bir ortamda, NATO paktından bir ülkenin veremediği bir ortamda, Türkiye hangi yöntemle Ukrayna'ya verecek de, Polonya'nın hedef olmaktan yaşadığı endişeyi, korkuyu yaşamayacak. Peki teknik ve siyasi olarak bu kadar tartışmalı bir konuyu ABD neden gündeme getiriyor? Ben Ukrayna'ya yardım etmekten daha çok hani Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-NATO işbirliğinde engel gibi görünen bir unsurun bu vesileyle ortadan kaldırılması amacını güttüğünü düşünüyorum. Ankara ise S-400'lerle ilgili ortaya atılan bu iddialara sıcak bakmıyor ve Rusya ile Ukrayna arasında takip etmeye çalıştığı denge politikasına zarar vereceğini düşünüyor.